Londra Design Fuarı'ndayız. Bu çok itibarlı, prestijli bir uluslararası fuar. Burada ilk kez Türkiye çok itibarlı ve saygın bir standla temsil ediliyor. Kuratör Gökhan Karakuş'la 8 değerli designer'ımızın eserlerini burada görüyoruz. Çok otantik, Türk ve Anadolu kültürünü modernize etmiş eserler var, parçalar var. Bunlar hem kültürün, sanatın parçaları, sembolleri, hem Türkiye'nin tanıtımının sembolleri, hem de bütün bunları dizayn olarak ticari ortamada yansıtan eserler. O yüzden kendi dalında bir olan bir fuarda Türk dizaynerlarla, Türk Anadolu, buram buram Anadolu kokan eserlerle birlikteyiz. Hepsini tebrik ettim. Güzel bir akşam. Hem Türk kültürünü tanıtıyoruz, hem de bunların ileride Türk ticaretine, ihracatına yansımasını da göreceğiz inşallah. Bugün burada Adorno'nun Türkiye sergisinin açılışı var. Biz burada Türk zanaat ve tasarımı birleştirdik. 8 tane tasarımcı Türk zanaatkarlarıyla beraber önemli objeler yaptılar. Bunlar Türk Anadolu gökenleri ve çağdaş tasarımı birleştirdiler. Farklı malzemeleri kullandık. Nedir bu malzemeler? Mermer, lüle taşı, bakır, porselen, seramik, kilim halı, bir de marangozluk, ahşapçılık. Bunlara tasarımcı kendisi zanaatkarlı ustayla çalışarak önemli objeler yarattılar. Biz de bunlara Türkiye'nin adına Büyükelçi Yunus Emre Institute desteğiyle dünyaya en önemli tasarım fuarlarda Londra'da dünyaya tanıtmak üzere geldik. Ne tanıtıyoruz? Tasarımı tanıtıyoruz. Türk tasarımı tanıtıyoruz. Türk zanaatı tanıtıyoruz ve en önemlisi Türk kültürü tanıtıyoruz. Biz Türk kültürü olarak çok önemli bir mirası sahibiz. Bizim halkımızın kafalarında, ellerinde becerisi binlerce yılın mirası. Bu arkadaşları bu işleri icra etmek için destek veriyoruz. Sürdürülebilir olması için bir şeyler satmaya çalışıyoruz. Ve en önemlisi Türk kültürün daha fazla dünyaya yaygın olması için. Londra Design Fuarı'nın Türkiye standındayız. Yunus Emre Enstitüsü, Türk Hava Yolları ve Büyükelçiliğimizin destekleriyle Türkiye'den geleneksel sanatımızın temsilcileri olan designerlarımızı burada ağırlıyoruz. Geleneksel sanatımızın modernlikle buluştuğu önemli eserler burada. Çeşme gürbünden, mermerden, bakır işlemeciliğinden, seramiğe kadar ve ahşap oymacılığından güzel örneklerle Türk tasarımcılığının temsilciliğini yapıyoruz burada. Kültürümüzün önemli unsurlarını Londra'da dünyaya tanıtıyoruz. Merhabalar, ben Seray Asker. Adorno Crossover sergisindeki bir bölüm bana aitti, Türkiye'nin bir bölümü. Normalde İspanya'da yaşıyorum. Fakat Avanos'ta ve Kapadokya'da son 9 ay çalışmalarımla İspanya'daki malzemeler ve öğrendiğim seramik teknikleriyle Türk kültürünü karıştırarak bir koleksiyon hazırladım. Çok güzel bir sergi. Şimdi de ürünlerime bakacağız. This exhibition is an exhibition of Turkish design with Turkish craft. So all of these objects are made with contemporary design but also using contemporary craft coming from Turkey. Turkey has a very important background in craft because Turkey has been a source of artistic and design making for thousands and thousands of years. But now the challenge is for our designers to update the materials and the forms. So we have Erin here, Erin Kanjo, a designer. She's not in this exhibition, but she's working here at the London Design Fair. She has a stand. She's working with marble. Like, Erin, why are you working with marble? Because of the craftsmanship, but not only just the craftsmanship, but it becomes more of an artistry. And like you said, we're trying to bring design and bring something from the old into the new age and show what we're capable of as designers, bringing to the older craftsmanships. And we have beautiful materials that people are unaware of, and we're trying to show that in a new way.